Tahta ve benzeri hafif malzemeden yapılan, deniz kıyısında veya kırda kurulmuş, genellikle tek katlı küçük evlerin adı olan bungalov sözcüğünün kelime anlamı hangisidir? A. Eğreti yapı. B. Baraka tipi. C. Bengal usulü. Bungalov sözcüğünün eş anlamını hangisidir olarak algılıyorum? Eğreti yapı, baraka tipi, Bengal usulü. Eğreti yapı, yani eğreti yapı olduğunu düşünmüyorum. Baraka tipi biraz daha böyle mezra, kasabavari şey çağrıştırıyor yani bana. Bengal usulü de olabilir, hiç duymadım Bengal usulünü. Ama o otantik şeyden dolayı da bu şekilde isimlendirilmiş olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ben joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam, peki. O zaman dönelim ve Tufan hocamıza soralım. Hocam, hangi şıkkı ilersiniz? Şimdi Gülfüden Hanım'dan görsel hafızasını şöyle bir yoklamasını önce tembih ediyorum. Çünkü her şey bir şeyi hatırlatır. Yani hafızasını iyi zorlarsa. Bu bungalov tipi evler de çok da köy tipi evler falan değil yani. Şimdi bayağı pahalı işlerde o işler. B şıkkını ediyorum ben. Teşekkürler hocam. Bu durumda acaba eğreti yapı olabilir mi yoksa Bengal usulü mü? Böyle bungalov Bengal usulü biraz daha isim, çağrışım, tarz olarak sanki daha uygun gibi geliyor bana. Yani eğreti yapı hiç yani eğreti. Şimdi Bengal usulü mü desem acaba? Eğreti yapı biraz daha böyle sanki tam konumlanmamış şeyler, böyle eğri. Ama bungalovun tarzı o değil diye düşünüyorum. Daha çok konsept olarak, hani binanın proporsiyonu değil ama konsept olarak Bengal usulü. Bengal körfezi. Yani olabilir yani, o taraflarda da çok zaten. Ben C, Bengal usulü demek istiyorum. Peki C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Tamam. Onayladınız. Bakalım Bengal usulü müymüş? Eyvah.